gelirse, az gelirse farkı biz öderiz. Faizi ayrı alırsın, kur farkını ayrı alırsın. Koy paranı buraya, kur garantisi benden. Çıkarsa farkı ödeyeceğiz. Nereden ödeyeceksin? Garibanların cebinden ödeyeceğim. Esnaftan, memurdan, çiftçiden, yoksuldan, emekçiden ödeyeceğim. Hazineden ödeyeceğim dediler. 1.2 trilyon. Tam da Sayın Erdoğan'ın dediği gibi. Fakirden alındı, zenginlere verildi. Dünya tarihinin en büyük yoksuldan zengine fon transferi yapan kur korumalı mevduatını kim çıkardıysa kul hakkını yiyen de onlardır arkadaşlar. Bir diğer aklı beklenti. Buğday üreticisi zorda. Geçen seneden dünya kadar 7 milyon ton depoda buğday var. 5 milyon tonun da hala toprak altında depolandığını biliyoruz. Üretici maliyetleri açıklandı. Buğdayın kilosu 11 liraya. Tonu 11 bin liraya mal oluyor. Maliyet. Bugün Toprak Mahsulleri Ofisi hala fiyat açıklamadı. Ama üreticinin yakasında ilaç satan, gübre satan, bankadan faizle ona borç veren parayı istiyor. Fiyat olmadığı için serbest piyasada 9 TL'den buğday satılıyor zararına. Oysa buğdayın sırf enflasyonu hesaplasanız 15 lira olması lazım bugün. Bakın 2018'de 14 Mayıs'ta açıklamış. 2019 2 Mayıs. 2020 4 Mayıs. 2021 17 Mayıs. Ama geçen sene bir kötü örnek, bu sene Mayıs'ın sonu geldi, buğday fiyatı açıklanmıyor. Üretici zararına satıyor. Buradan acilen Toprak Mahsulleri Ofisi'nin en az 15 liralık buğday taban fiyatı açıklamasını haykırıyoruz. Ekmeğini topraktan, alnının terini toprağa damlatıp oradan bereket fışkırtan, hepimizi doyuran buğday üreticilerini de saygıyla selamlıyoruz. İki sıcak konuyla bitirelim. Bir tanesi Türkiye'de en çok konuşulan konu, canlarımızın, sokak köpeklerinin, yaşamlarını tehdit eden bir kanun çalışmasıyla ilgili endişeler, tartışmalar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda tutumumuz, tavrımız nettir. Bir, Türkiye'de bir başıboş sokak köpekleri sorunu vardır. Bu sorun özellikle sabahleyin erken saatlerde okula yayan gitmek zorunda olan çocukların, gençlerin. Bu sorun servise gitmek isteyen emekçilerin. Sabah erken saatte camiye giden yaşlıların bir güvenlik sorunu haline dönüşmüştür. Bu sorun elbette ki çözülmelidir. Ancak bu sorunun çözümü noktasına gelince ekonomiyi de bahane ederek canları katletmek, öyle masumlaştırmayın. Uyumak deyince soruyor Sayın Bahçeli. Güneşin altında hepsi uyuyor. Ne kadar uyuyacaklar diyor. Katletmek, öldürmek niyetinde olanlara sesleniyoruz. Hepimiz burada bu milletin oylarıyla geldik, görev yapıyoruz. 2020 yılında da bu sorun vardı. 2020 yılında tüm partiler oturduk, çalıştık ve elimizdeki bu hayvan haklarının korunması, hayvanlara eziyet ve kötü muamelenin önlenmesine yönelik komisyon çalışması yapıldı.
Bu kitap çok net. Bu kitabın içinde popülasyonun düşürülmesi için, sayının azaltılması için ne uyutma, ne itlaf, ne öldürme, ne böyle canice bir öneri yok. Bunun altında AK Parti'nin de imzası var, MHP'nin de imzası var. Burada 101. sayfada üzerinde ortaklaştığımız metnin 101. sayfasında hayvan hakları fonunun kurulması var. Diyor ki, yerel yönetimlerin parası yetmez. Gönüllülerin parası yetmez. Bir hayvan hakları fonu kuralım. Buraya vergilerden küçük kesintiler, at yarışından, milli piyangodan, spor totodan, lotodan küçük kesintiler, bağışlar bunun ihtiyacını fazlasıyla karşılar. Gelin diyor, kapsamlı ve etkili bir kısırlaştırma. Yeni bakım evleri inşa edelim ve diyor ki bu sorun şu hızda çözülür. 2020'den bugüne ülkeyi yönetenler bu konuda parmaklarını kıpırdatmadılar. Şimdi tasarruf genelgesi var. Belediyeler para harcamasın, il müdürlükleri para harcamasın. Ne yapalım? Toplayalım, öldürelim. Böyle bir yaklaşımın zaten sonuç vermesi de imkansız. Açık söyleyeyim. 1389 il ilçe büyükşehir belediyesinden 290'ında geçici bakım evi var. Geri kalanında yok. İnsanların köpeklerle en çok çatışma, en çok sorun yaşadıkları, köpeklerin insanları en çok tehdit ettiği alanlar zaten buraları. Orada zaten hiç kısırlaştırma yok. Birisi alıp özel veterinere götürmediyse. Bir de oralara diğer yerlerden süpürülen hayvanlar var. Peki önerinizle 30 gün alacağız. Geçici bakım evinde tutacağız. Sahiplenen olmazsa öldüreceğiz. Ya kısırlaştırma dediğinde 10 gün bakım evinde kalıyor. Yani diyorsun ki bütün köpekleri koyacak bakım evi yapacağım. Evet, kapasitesini de ihtiyacın 3 katı yapacağım. Çünkü 10 gün kısırlaştırmada kalan hayvan burada 30 gün kalacak. 3 kat kapasite lazım. Ondan sonra sahiplenmesini takip edeceğim. Bürokrasisi falan. Sonra ölmedi, eğer alınmadıysa öldüreceğim. Bir eczacı olarak o ötenazi ilacının maliyetini de biliyorum. İnanılmaz yüksek. Acı çekmeden uyutacağım diyor. Öldüreceğiz diyor. Bunu yapmanın maliyeti kısırlaştırmaktan pahalı. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Maliyet bahane edip önerdiğiniz sistem, eğer bu hayvanları 30 gün eskinin hepimizin utancı hayırsız ada gibi 30 gün yem vermeyip yemek vermeyip bağırış çağırış birbirlerini parçalatmayacaksanız maliyet 3 kata çıkıyor. Eğer ötenazi ilacı yerine çamaşır suyu enjekte edip 6 saat bağırta bağırta öldürtmeyecekseniz maliyet 2 katına çıkıyor. Toplam 6 kat maliyet var. Kimse kimseyi kandırmasın. Burada bir anlayış, bir tutum ve bir bilgisizlik yoksa bir inanılmaz vicdansızlık var. Oysa geçmişimizle övünüyoruz. Yüzyıllar önce Avrupa'dan gelen seyyahlar Anadolu için ne yazdı? Bir köpeği incitmeyen insanlardan, kendi azığını sokak hayvanıyla paylaşan Anadolu insanının ferasetinden bahsettiklerini ya da Evliya Çelebi'nin anlattıklarını övüne övüne anlatanlar hayvan hakları günlerinde. Şimdi maliyeti bahane ediyorlarsa nasıl hayırsız aza rezaletine bir kez daha niyetleniyor olabilirler? O yüzden buradan bütün paydaşlara sesleniyorum.
feda edilecek bir tek canımız yoktur. Ancak mutlaka ve mutlaka barınak sayılarını arttırmak, büyük bir kısırlaştırma kampanyası başlatmak durumundayız. Hayvan hakları gönüllülerine, derneklerine. Burada bu sorun yokmuş gibi davranamayız. Hepimiz biliyoruz bu sorun vardır. Maalesef bu sorun sınıfsaldır. Bu sorun güvenlikli sitelerin bahçesinde aracını, çocuğunu evinin önünden bindirip okula bırakanların mahallesinde yoktur. O yüzden sorunu göreceğiz. Caniliğe, cinayete prim vermeden hep beraber çözeceğiz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak elimi taşın altına koymaya ben hazırım. Elimizi uzatıyoruz. Elimizi uzatıyoruz. Geçen pazar burada Türkiye kamuoyu bugünlerde iade-i ziyaret konuşuyor ya, iade-i ziyaret hakkında bilgi vereyim. Geçen pazar 81 ilde yaptığımız ziyaretlerden sonra 105 mitingde yaptığımız ziyaretlerden, konuşmalardan sonra iade-i ziyarete geldiler. 100 bin kişi, 98 bin 600 kişi buradaydılar. 19 Ocak'ta yola çıktık. CHP Genel Merkezi'nde. Bu 10 bin lirayla enflasyon TÜİK'e göre %124. ENAK'a göre %124. TÜİK'e göre %68. En düşük